Evet arkadaşlar, double integral ile ilgili sorular çözmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Double integral x çarpı y kare dA bir R bölgesinde, yani x y düzleminde bir R bölgesinde tanımlanıyor. Bu R bölgesi de şöyle. Birinci bölgede y eşittir x kare ve x eşittir y kare eğrilerinin arasında kalan bölge. Şimdi ben double integralde en baştan beri ne söylüyorum? Bizim için önemli olan bu. Hangi bölgede integrasyon yaptığımız. Yani çünkü biz bu bölgeyle yüksekliği, yani şunu x çarpı y kareyi bulursak bize zaten hacmi vermiş olacak otomatikman. O yüzden bizim x y düzlemindeki bölgeyi güzel bir şekilde integralde belirtmemiz lazım. Şimdi ona bakalım. Şöyle bir eksenimiz olsun. Eksenini çizelim. Birinci bölge olduğu için. Bizim için şu kısım, birinci bölge önemli. Y eşittir x kare nasıl bir fonksiyon? Birinci bölgede şöyle parabol. Şimdi buna karşılık x eşittir y kare nasıl bir şey? X eşittir y kare de bunun şu şekilde olanı. Şurası y, şurası x ise x ile y'yi yer değiştirin. O zaman şu şekilde bir şey olur yani. Şöyle yandan bakarsak eğer bizim x eşittir y kare fonksiyonumuz da şöyle bir fonksiyon olur. Bu fonksiyonu da. Tabii şimdi ben şöyle birazcık daha şöyle yukarıdan çekeyim de. Tamam. Şu fonksiyonumuz bizim y eşittir x kare, şu da x eşittir y kare fonksiyonu. Tamamdır. Şimdi bizden istediği bölge şu arada kalan, üzerine çizeceğim, şu arada kalan bölgenin üzerinde biz integral alacağız. Yani şu bölgeyi düşünün. Ekrandan dışarıya doğru çıkan şu fonksiyonumuz var. Bunun altında kalan hacmi istiyoruz. Şimdi bölgeyi integral olarak yazarsak ne yapacağız? İntegral. İntegral, double integral. Nereden girip nereden çıkalım ilk önce? Neye göre integral alalım? İlk önce mesela hadi x'e göre integral alalım. X'e göre integral alırsam şu şekilde x boyunca oklar çekiyorum, değil mi? Yaptığımız şey buydu. X boyunca oklar çekiyorum. Şimdi bu oklar nereden girecek bu fonksiyona? Şuradan girecek. X eşittir y kareden girecek. Dx dy içerideki fonksiyonumuzda. Pardon. İçerideki fonksiyonumuz x, y kare. Nereden girecek? Şu fonksiyon boyunca girecek. Yani şu maviden giriyor. Şu mavi eğri boyunca girecek. Nereden çıkacak? Şu yeşil eğri boyunca çıkacak. Bu mavi olan eğri hangisi? Mavi olan eğri x eşittir. X boyunca girdiğim için x eşittir y kare. X eşittir y kareden çıkacağım. Gireceğim. Nereden çıkıyorum? X eşittir. Hatta şunu da yeşil de çizeyim. Bakın. X eşittir. Şu. X eşittir. Kök y olur, değil mi? Çünkü y eşittir. Kök x. X kare ise ben buradan x'i nasıl çekerim? X eşittir. Artı eksi kök y'dir. Bu kısmı artı olur. Bu kısmı artı kök y. Artı kök y'dir. Şimdi y'nin sınırını nasıl belirliyorduk? Y'nin sınırını belirlememizde, yani en dıştaki integralin sınırını belirlerken de bu ilk başta soktuğumuz bu x boyuncaki oklar hangi aralığı tarıyor? Hangi aralığı tarıyor? Burada şöyle başka bir renkte şöyle sarıyla çizersem hangi aralığı tarıyor bu oklarımız? Bakın şuradan şu sınırdan şu sınıra kadar tarıyor, değil mi? Yani peki şu noktayı nasıl buluruz? İki noktayı birbirine eşitlersek, yani ben y gördüğüm yere şurada y gördüğüm yere x kare yazarsam şu denklem ne olur? X eşittir x üzeri 4 olur ki bu noktada zaten 1 olur. Yani benim aralığım y eşittir 0'dan x eşittir 1, y eşittir 1. Yani şu aralık 0'dan 1'e kadar taramış olurum. Yani y eşittir 0'dan y eşittir 1'e.
İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce oklar çekiyoruz. X boyunca integral alırken içerideki integralde hangi fonksiyondan girmiş, hangi fonksiyondan çıkmış. Ondan sonra bu taradığımız okları diğer integralde, dıştaki integral içinde bu taradığımız oklar hangi aralık boyunca gidip geliyor? Bakın bu oklar sıfırdan bire kadar şu nokta. Şu noktayı bulmak için de iki fonksiyonu birbirine eşitliyoruz. Yani ne yaptık? Y gördüğüm yere. Şuradaki Y'yi taşıdım. Şurada yerine yazdım. Tamam, artık biz sadece bu integrali çözeceğiz. Soru bitti gibi. Eğer integral güzel çıkarsa. Bizim integralimiz y kare kök y ve sıfırdan 1 x hay Allah'ım y x çarpı y kare dx dy. Yapalım. İlk önce x'e göre integral alırsam ne olur? X'e göre integral alırsam bu şu içerideki ifade y kare bir sabit. Y kare çarpı x kare bölü 2 olur. Ki ben burada x gördüğüm yere ne yazacağım? Bir kök y yazacağım. Bir de y kare yazacağım. Birbirinden çıkartacağım. O zaman bu ifade en dışarıda da sıfırdan 1'e 1 dy'miz var. O zaman bu ifade ne olacak? Sıfırdan 1'e. İlk önce içeriye kök y yazarsam x gördüğüm yere y olur. X şurası y olur. Kök y'nin karesi y küp. Eksi y kare yazarsam y üzeri 4 y üzeri 6 olur dy. Şimdi bu integrali çözeceğim. Bu integrali çözersem ne elde ederim? İntegral sıfırdan 1'e y küp eksi y üzeri 6 dy. Evet, bunu çözersek ne olur? Y üzeri 4 bölü 4 olacak. Sıfırdan 1'e eksi y üzeri 6'yı 1 arttırırsam y üzeri 7 bölü 7 sıfırdan 1'e. Bu da ne olur? 1 koyarsam eşittir 1 bölü 4 eksi 1 bölü 7 olur. Buradan elde edeceğimiz sonuç nedir? Evet, artık burası 7, 4, 3 bölü 4 kere 7, 27 değil 28. Bu şekilde sonucu bulmuş olduk. Evet. Soruda bize şöyle z eşittirli bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun altında kalan ancak x, y düzleminde şu sınırlamayla x eşittir 1 ve x eşittir 2 arasında ve y eşittir 0 ile y eşittir x arasında x ile sınırlandırılmış bölgenin hacmini soruyor. Yine yapmamız gereken şey bizim xy düzlemindeki şu sınırı ilk önce çizmemiz lazım. Çünkü bu sınır bizim integralimizin sınırını belirliyordu. Üstte olan fonksiyonu da integralimizin içine koyduğumuzda zaten bize hacmi veriyordu. Şimdi bakalım. İlk önce şunu bir çizelim. Nasıl bir şeymiş onu bir öğrenelim. Şöyle bakalım. Zaten basit. Bakın görüyorsunuz. X eşittir 1 ile x eşittir 2 arasında. Şurası 1. Şurayı 1, şurayı 2 kabul edersek. X şu sınırda değişecek. Y hangi sınırda değişecek? 0'dan y eşittir x ile. Yani şöyle ben bir y eşittir x çizersem hangi alanda ilerleyeceğim? 0'dan x eşittir 1'den y eşittir x'e şeklinde bir şekilde bizim bir eşittir 0 x eşittir 1 ve şu şekilde bir alanımız var. Bizim integral sınırımızı belirleyecek olan bu alan. Şurası 1 ise şurası 2. Eksenler çizelim. Şurası x. Şurası y ekseni. Bu ne? Y eşittir x ekseni. Y eşittir x doğrusu. Pardon. Evet, burayı. Şimdi bu alanı belirleyeceğiz. İntegral. Double integral yapacağız yine. İsterseniz tek katlı da yapabilirsiniz. Sorun değil.
İntegral, pardon, dek katta yapamayız çünkü bu bize sadece alanı değil aynı zamanda şu hacmi soruyor. O yüzden mutlaka çift katlı integral almamız lazım. Çünkü bunun üzerinde bir hacim var. Bu hacmi belirleyen şey de z eşittir 1 bölü x artı y fonksiyonu. Double integralde 1 bölü x artı y fonksiyonu çarpı dx dy ya da dy dx fark etmez. İlk önce biz ne yapalım? Kime göre integral alalım? Mesela y'ye göre alalım. İlk önce y'ye göre alalım. Dy diyelim. Çarpı dx diyeceğiz. Şimdi ilk önce y'nin sınırlarını belirleyelim. Ne yapıyorduk onda? Şu şekilde. Y boyunca bir okla giriyorduk. Nereden giriyor bu ok? Y eşittir sıfırdan. Y eşittir x'e şu doğrudan çıkıyor. Ve peki bu ok hangi aralıkta tarıyor? Yani bu ok bizim hangi aralığı tarıyor? Bu okumuz bizim taradığı aralık 1 ile 2 arasında. O zaman ben x'i de nereden nereye götüreceğim? 1 ile 2 arasında götüreceğim. Şimdi o zaman bu integrale bakarsak. Şimdi şu integrali y'ye göre integre edersem ben ne olur? İntegral 0'dan x'e 1 bölü x artı y dy. Nedir bu? X bizim için sadece bir sabit sayı. O yüzden 1 bölü x ya da 1 bölü y'nin nasıl elde ediyorduk? Neyin ters türevi? Neyin türevi daha doğrusu 1 bölü bir şey ifade ediyordu? Ln fonksiyonu değil mi? Ln x artı y'nin ben türevini alırsam kime göre? Y'ye göre türevini alırsam 1 bölü x artı y'yi verecek. Tamam, bunu bulduk. Sınırlarımızı koyalım. Sıfırdan x'e. Yani x koyarsam ne olur? Ln 2x eksi 0 koyarsam ln x. Ki bu da ne olur? Bakın ln bu şekilde yazdığımızda biz logaritmik fonksiyonlarda birbirine bölüyorduk. Yani ln 2x bölü x yapabiliriz. Buradan da bize ne olur? Ne gelir? Ln 2 gelir. Ln 2 gibi sabit sayı bulduk. Ne yapacağız? Bu ln 2 yani bizim şu içerideki şu integral ln 2'yi verdi. Ben integral 1'den 2'ye ln 2'yi bulacağım. Dx bu sefer x'e göre alacağım. Ki bu da nedir? Ln 2'yi dışarı atarsak ln 2 integral 1'den 2'ye dx bu da eşittir. Ln 2 çarpı 1 var integralin içinde. X nereden nereye? 1'den 2'ye. Bu da bize neyi verir? Ln 2 çarpı 2 eksi 1'den sonucumuz ln 2 olarak buluruz.